Filament, 3 boyutlu yazıcılar ve 3 boyutlu yazıcı kalemler ile modelleme için kullanılan termoplastik bir materyaldir. 3 boyutlu yazıcılarda ve 3 boyutlu yazıcı kalemlerde kullanılan birçok çeşit filament olmasına rağmen bunların en çok kullanılanları PLA ve ABS tipi filamenttir. Bu videomuzda sizinle PLA ve ABS filamentleri inceleyeceğiz. İlk olarak PLA filamenti inceleyerek başlayalım. PLA filament tamamen doğal bir termoplastiktir. Bunun nedeni de şudur. Mısır nişastası ve şeker pancarı gibi yenilebilir ürünlerden oluşturulmuş, biyobozunur bir termoplastik olmasıdır. Polilaktik asit olarak tabir ettiğimiz, kısa adıyla da PLA ürünün, petrol ve petrol türevleri ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen doğal bir ürün olduğu için doğaya ve insan sağlığına zararsızdır. PLA filament sağlığa zararlı olmadığı için insan vücudu ile temas halinde olabilecek yerlerde kullanılmaktadır. PLA filamentin özellikleri nelerdir? Her filamentin kendine ait özellikleri mevcuttur. PLA filament de diğer filamentlere göre farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak erime sıcaklığı 190 santigrat derece ile 220 santigrat derece arasındadır. 3D yazıcı kalemde şimdi PLA filament modunu seçtik ve önerilen sıcaklık 210 derece olarak görüyorsunuz. Bu noktada akıllara gelen ilk soru el yakıcılığı var mıdır ve küçük yaş gruplarının kullanmasında bir sakınca var mıdır soruları olacaktır. Bu sorularınızın cevabını isterseniz videomuzda deneyimleyerek görelim. PLA filamenti 3D kalem ile kullanırken 210 derece ısıyı hissedemezsiniz. 210 derece olan sıcaklığı hissetmezsiniz. 3D kalemin baskı ucu, bu uca nozzle ucu diyoruz. Nozzle olarak isimlendiriyoruz. Bu uçtaki nozzle kapağı ısıyı soğurur ve çok daha az miktarda ısı hissetmemizi sağlar. Filament nozzle uçtan çıkarken soğurulan minimum ısı değeri eğer size halen fazla geliyorsa güvenlik önlemi olarak silikon parmak koruyucuyu tercih edebilirsiniz. Şimdi kalemimize filament yükleyelim ve deneyimleyerek görelim. 3D kalemimize PLA tipinde filament yüklüyoruz. Ekranda gördüğünüz 210 derece sıcaklığında PLA filament eriyecek ve kalemin ucundan çıkacak. Filamenti kaleme yükledik ve kalemin nozzle kapağına dokunduğumuz zaman sıcaklığı hissetmiyoruz. Çünkü bu siyah kısım nozzle kapağı ısıyı soğuruyor. Bu sıcaklık sizin için yeterli değilse ekstra bir güvenlik önlemi olarak silikon parmak koruyucularımızı kullanabiliriz. Takalım. Kalemi kullanmadığımız diğer elimize işaret ve baş parmağımıza takabiliriz. Bu sayede ısıyı hem hissetmemiş oluruz hem de nozzle kapağında biriken filamenti rahatlıkla temizleyebiliriz. Ekstra dikey çalışmalar yaparken çalışmalarımıza filamente dokunmayı da sağlar. Rahat bir şekilde dokunabiliriz. Evet, bir örnek çalışma yapalım. Filamentimiz hala sıcakken parmak koruyucularımızla ısıyı hiç hissetmeden şekil verebiliriz, filamenti tutabiliriz.
Soğuma süresi oldukça kısa. 3-4 saniyede kuruyor. Bu süreyi daha da kısaltmak için üfleyebilir veya küçük masa fanları kullanabilirsiniz. Pela filamentin özelliklerini sıralamaya devam edelim. Esnekliği çalışmanıza göre değişkenlik gösterebilir. Pela filament ile aldığımız yapılan örnek çıktıları inceleyelim. Mesela bir gözlük çıktımız var. Onu görelim. Bu gözlük çıktımız esnek bir yapıya sahip. Görelim. Esneyebiliyor. Ama çalışmamıza göre bu esneklik değişebilir. Örneğin bir hediye kutusu modellemişiz. Bakın içi dolgulu. Bu dolgulu yapıya sahip olduğu için esnek bir yapıya sahip değil, sert bir yapıya sahip. Çalışmanızda tasarladığınız, yaptığınız, izlediğiniz yönteme göre bu esneklik değişebilir. Piyasada rahatça ulaşabileceğiniz envai çeşit rengi olan bir filamenttir, PLA filament. Oyuncaklar, mimari ölçek modeller, mutfak gereçleri, kurabiye kalıpları, saklama kapları gibi birçok alanda kullanılır. PLA filament ile tasarladığınız ürünleri güneş ışığına veya herhangi bir ısıya, yağmur suyuna maruz kaldığı takdirde modelimiz bozulur. Yani kendi erime ısısına yakın ısılara maruz kalan filament tekrar şekil alabilir bir forma dönüşecektir. PLA filamentlerin özelliklerini inceledik. Şimdi ABS filament nedir, özellikleri nelerdir? Gelin ona değinelim. PLA'dan sonra en popüler filament çeşidi ABS'dir. Mukavemeti yüksek ve petrol bazlı bir termoplastiktir. Ekranda PLA ve ABS olarak iki tür filamenti görüyorsunuz. Çapları, özellikleri aynı. Bunların temel farklılaşma sebebi kullanıldıkları ham madde. PLA, mısır nişastası gibi doğal bir üründen yapılırken ABS, petrol bazlı bir ham maddeden yapılıyor ve bu da dayanıklılık, esneklik, mukavemet gibi birçok değişikliği ön plana çıkarıyor. ABS'nin özelliklerine değinelim. ABS filament sertlik ve dayanıklılık gerektiren baskılarda kullanılır. Ev eşyalarında genellikle ABS ham maddeli ürünler bulunmaktadır. Çevremizdeki birçok eşya ABS baskı ile üretilmiştir. Bilgisayarlarımızın kasası, legolar, hatta az önce kullandığımız 3D yazıcı kalemin dış kasası da genellikle ABS filament ile üretilmektedir. Petrol bazlı bir ürün olduğu için ham madde özelliği sebebiyle ABS filamentler yiyecek ve içecekler ile kullanılması önerilmez. ABS filamentin erime sıcaklığı 230 ila 260 santigrat derece değerleri arasındadır. PLA'dan daha yüksek bir sıcaklığa sahip, gördüğünüz gibi bir erime sıcaklığına sahip. Yüksek sıcaklıkta işlem gördüğü için baskı esnasında oluşan dumana dikkat edilmelidir. Bu duman içeriğindeki toksik madde barındırması sebebiyle solunması halinde sağlığa zararlıdır. Baskı esnasında hava dar bir bölgede çalışmanızı tavsiye ederiz. ABS baskı, az önce de söylediğimiz gibi çalışma esnasında yayılan dumandan sadece sizi etkiler. Ama bu işlem tamamlandıktan sonra, baskı işlemi bittikten sonrasında ABS ile baskı alınmış ürünlerin kullanımında hiçbir zararı yoktur. Videomuzun sonuna geldik. PLA ve ABS filamentlerini tanıdık, inceledik ve özelliklerini öğrendik. Bu ve benzeri içeriklerimiz için kanalımıza abone olun ve bize takipte kalın. Hoşça kalın.